kimlik meselesi. Şimdi biz kimlik, yani blok zincirinde imza, kimlik meselesi. E-imzaya dev şey durumdayız, mahkum durumdayız. E-imza rezalet, affedersin. Yani buradan arkadaşlarımız, ama kusura bakmasınlar, yapanlara da selam olsun. Yani e-imza gibi oraya yüksek şifreli blok zincirinde imza bir kuruma versinler. Ziraat Bankası mı olur, Halk Bankası abi mı olur? Ben sana söyleyeyim. Decentralized identity, yani merkezsiz kimlikle ilgili aslında inisiyatif alması gereken ve kamusal bir blok zinciri oluşturması gereken kuruluş Kişisel Verileri Koruma Kurulu. Ve bir tane öyle bir yer mi var? Ben de bilmiyordum. Ha, evet, alsın evet. Hemen ya. Ha işte şöyle, işte yemek sepetinin, başkasının şuyun buyun falan filan, bütün bunların aslında insanların kişisel verilerini almasını değil, ya da telekom operatörlerinin bayileri mesela kardeşim. Yani dünya kadar bizim şeyimiz neydi? Fotokopi nüfus kağıtlarımız dolaşıyor bilmem ne. Bence ya, bütün şey yapıyorlar. Sonra, database var. 36 ha, milyon kişinin sülalesi var ya. Kayıtlı database geziyor ya. Kara verdi. İşte abi bütün bunların hepsini aslında sıfırlayıp gerçekten bir great reset yapıp burada herkese tekrar TCK numarası verip. Vallahi, Türkiye yani, yapsın great reset ha, ya. Ha, yani orada bir public key, private key üzerinden artık bahremiyeti kişisel hocam, verileri koruma senin kurulunun ha, kişisel, sen 3 bölüm şahane bir şey yazdın. Bakın btchaber.com'da Cemil Türü'nün blok zincir ve kimlik şeyini, serisini okuyun lütfen. Ona şöyle bir mütevazı katkı yapmak istiyorum. Kişisel, Cemil Hoca'nın tarifinden yola çıkarak kişisel verileri koruma kurumunun tutup ülkede bütün bu mernis, bütün sistemleri falan tekrar yenileyip baştan insanlara public ve private key verip ondan sonra da mahremiyetimizi bize verip ondan sonra da bizim karar vermemiz lazım kişi olarak. Ben ne? Kardeşim İsmail Akıpulat yemek sepetinden bana gelirken İsmail Akıpulat diye gelmesin kardeşim. Night Warrior olayım ben, tamam mı? Evet. Gelsin orada adresimi bilsin, kuryede şeyi versin. Beni niye kardeşim İsmail Akıpulat olarak bulup şeylerimi çok müthiş bir şey söylüyor. Çok müthiş bir şey söyledin. Söylüyoruz da abi, burada sağ kalıyor ya da işte bir ama sürü işte, şey oluyor. Bir yazıyı yazamıyoruz. Sonra da linç yiyoruz bir de şey neydi? Hani kendini yazılımcı olarak bilen şeyler tarafından sen şey yaptın falan. Kardeşim ben senin kadar kod yazmadım ama senin binlerce şeyin network tasarladım ben. Anlatabiliyor muyum? Sistem akışı tasarladım. Ben ya senin bir yüz katmanındayım. Sen daha beyaz kuşakken biz kahverengi siyah gidiyoruz. Bakın arkadaşlar, Mernes'i falan yapanlar bizim stajyerimiz. Ayıp yani. Böyle demeyin ha, hocam. Yani, ya. Yani yok, hayır. Ayıptır sanki yani. Hani şey 3 kuruş kod yazan adamlar, tamam mı? Programcı olan adamlar o ezberleri içine bütün şeyi hapsetmeye çalışıyorlar ve bunların çoğu da bakın çok açık söylüyorum merkezi kafalı yazılımcılar. Bunlar kendilerini hepsini Matrix'in mimarı zannediyorlar, tamam mı? Kardeşim senin 5 tane koduna subroutine kaldıysak biz ayvayı yedik, ben size söyleyeyim. Biraz inceleyin ya, Google'dan decentralized identity yazın. Anlatabiliyor muyum? Bakın bakalım. Veri tabanları sadece sizin yaptığınız şekilde tek bir merkezden kumanda edilerek mi yapılıyor? Definity'ye gidin, başka şeylere gidin. Biraz araştırmacı olun ya. Ben şunu da sevmiyorum İsmail Hakkı. Mesela kimlik lafı ettiğimde bana yabancı kimlik şirketlerinin adını söylüyorlar. Ya kardeşim biz salak mıyız? Niçin yabancıdan gidici? Yani her şeyini zaten yabancıya vermişsin. Postların içerisinde yabancı yazılım çalışıyor. Senin vadeli çeklerinin skorlama sistemi İngiliz. Bilmem ne Amerikalı, bilmem ne İsrailli. Ya sen salak mısın? Gel kardeşim şu kimliğini vatan bir seferlik de milli yap ya. Gerçekten milli olsun yani bir seferlik. Allah için ya yani. İşte hocam şimdi bütün bunları konuşuyoruz da bütün bunları konuşurken bir yandan hani biz düşünüyoruz bizim de suçumuz var. Yani şöyle senin değil de benim suçum var mesela. Bunu bir türlü yazıya dökemedim ben mesela.